Bana kança vaktlardan beri bana biz şu davraya kirip toy tolkunda yürgen bolsak neçe yıl bop ketken bizi şunça vaktan beri eşitamız toyda azaytır, kıskartır, unukuma, bunukuma, okulgen, bokugen bu. Lekin toylarımız kattalaşsa kattalaştı. Dabdabalar aşsa aştı. Toy balalar, kiyav balalar gibi bolgan hurmat, ehtiram kattalaşsa kattalaştı. Lekin hiç kişiyleşkeni yok. Biz malamat kılamız. Kız çıkargandı, kuda tamamen okulu yaptı, bu kulu yaptı falan standıymış. Lekin daha korasek, o kuda tamamen de kıl deme yaptı. Belki bazılar kaytar oradı kıyanlar sasını, optimeyin, kımayın dedi. Lekin kudalar ozları kıladı. Onu ozlarını kılıçlığı o doğru bazen şimdi halatan buladı. Kudalardan yap söz kemansın degen manada kılıçları mı var? Lekin ozı kuda birgen şu farzandım, şunu kursançılığım, benim kursançılığım şu degen fikir bilen ozunun orzu havaslardan gelip çıkardı yanımız. Ana o kudadan korku kılıyken de göre o şu orzu havası asla kılıyetkenimiz köprağımız. Hammasını aylanıp kelimi daha ölçüp görsek şu farzantını kursançılığı için oğuldur, kızdır, hatna toyda bolsun, nikah toyda bolsun, ularını kursançılığını oylayıp bana şu işlerini kılıp kele yapmaz. Şimdi bu kılıyetken işlerimiz hamması dünya aşıyaları. Dünya hayatı. Biz Müslüman bandalarga Allah subhanahu wa ta'ala bu dünya hayatını hem bergen, ahiret hayatını hem bergen. Şunun için duada aytadı ki, Kur'an-ı Kerim'de Allah Ta'ala uzu öğretken ki Allahümme Rabbana atina fid dunya hasanatan ve fil ahireti hasanatan ve qina azabannar. Ya Rabbi, bu dünya hayırlıkları, bu dünya yakşılıkları, bu dünya asayişteliği, bu dünya hursançılığını ham bergin ve ahiret hursançılığını ham bergin, ahiret yakşılığını ham bergin deyip dua kılınlar deydi. Ve yukarıda başka bir ayet aytadı. Kim ki ya Rabbi menge bu dünya yakşılıklarını berginde bu dünyanı sorasa ve ahiretini oylamasa o bende üçün ahiretten hiçbir nasibe yok dedi. Biz her vakit bu dünyanı Kudadan sorarken biz bu dünya hayatını oylarken biz onu ahirette hem varlığını bilişimiz gerek ve o şu ahirette neme buluş gerekini hem oylayıp şunca kadar hareket kılıp varışımız gerek. Peygamberimiz aleyhisselam aytadılar ki bir insanda farzandı eğer Bismillahirrahmanirrahim dese törtte insanda Allah Ta'ala dozah otudan azat kıladı. Bittesi örgen uçunu ozunu bolamız bana Bismillahirrahmanirrahim dese kaç hursan bolamız? Şu hursançılığının içi de Allah Ta'ala o şu farzandı ozunu ve o şu farzandı dünyaya keltirgen biz ata ananı ve talim beretken ustazını, tört kişini dozah otudan azat kıladı. Ahiretteki en katta hursançılık, bana şundaki dabdabayı asasa, insanını cennete kirişiyor, dozahtan kurtulup kalıştaki. Bunge bari yok bir ağız, Bismillahirrahmanirrahim degen sözünü farzantıya örgatıp koyuştuk bileneke. Başlanışı şundan başlanadı. Biz dünya hayatında farzantımızı bana onda toylardan başlasak hursançılığını endi hareket kılışımız gerek ki bu ahiret meseleleri, ahiret işleri bilen hem hursan kılışımız gerek. En asan ve en makbul yol Bismillahirrahmanirrahim'de balamızga örgütçülüğümüz başladı. Şunu örgütüp olgan günü biz ata ana farzandımız ozu ve eğer ozumuz talim versek ozumuz başka bir olga bergen bosek o adam o şey örgütken ustaz tört kişi dozak otudan azat bolat dedi. Bismillah de başlayıp örgengen insan
kelgusida tahorat bilan yuradigan bo'ladi, namoz o'qiydigan bo'ladi, roza tutadigan bo'ladi, Xudoning aytganini qiladigan bo'ladi, payg'ambar esa sunnatlar bilan yashaydigan bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisalom aytadilarki, "Ala yadullukum ala ma yamhullohu bihil xatoya va yarfa'u bihid darajat. Isbagul wudu'i alal makarih va kasratul khuto ilal masajid va intizarus salati ba'da salah." Sizlarni gunohlaringizni ketkizadigan, Alloh taolaning huzurida darajalarni oshirib qo'yadigan, darajalarni baland qiladigan, jannatni eng oliy joylardan joy olishga olib boradigan amallar bor. Bu amallarning biri tahorat qilishlik debdilar. Tahorat qilishlik xossatan qishqiroqli sovuq kunlarda va mana undagi qisqa bo'lgan yoz tunlarida uyg'onib bomdodga tahorat qilishlik, qishda sovuqda turib tahorat qilishlik nihoyat malol keladi. Shu malollikni yengib o'tib tahorat qilsa inson, bu qilingan bitta tahoratini o'zi bandani gunohini kechirilishiga, darajasini oshirishga sabab bo'lar ekan. Shuning uchun muhtaram azizlar, siz biz tahorat bilan yurishga odatlanishimiz kerak. Tahorat qilib turishlik kerak. Hop. O'sha gapimizni ichida muhtaram azizlar, qorin g'ami musulmon odam uchun ikkinchi darajali ish bo'lishi kerak. Ruhini g'ami birinchi darajali ish bo'lishi kerak. Mana hozir qorakamga aytib turdim, ilgari kuni bir o'tirishda bo'lgan edik. O'sha yerda bir katta-katta san'atkorlar bor edi, katta bir adib shoirlar bor edi, ahli ilmlar bor edi. Shu yerda shoirlardan bittasi aytayapti. Bir yil bir joyda ishladim. Bitta odam she'r haqida, she'riyat haqida bir og'iz gap gapirganini eshitmadim. Men undaqa she'r o'qib beraymi yo siz bitta she'r o'qib bering degan gapni eshitmadim dedi. Xafa bo'lishi, biz shunchalar darajada ma'naviy sayozmiz. O'tirsak, to'ydan, oshdan, o'tirishdan, choyxonadan, o'yin-kulgida hamma yoqdan gap bor, ammo mana shunaqa insonning ruhoniyatini, ruhini sug'oradigan bir ma'nili gap to'g'risida g'am yo'q, gap yo'q degan. Men odatda saharlikka ma'ruza aytsa, ma'ruzaga yo'q deyman, bormayman yoki borsam ma'ruza qilmaslikka harakat qilaman. Chunki ertalabda tushunaman o'zim ham, hammaning ishi bor, o'ziga yarasha keldi, ketdi bo'ladi, boshqa bo'ladi. Lekin sizni ehtirom qilib chaqirgan bo'lsa, u kishining orzu havasi shundoq bo'lsa, buni rioya qilish kerak. O yurgan turganlar ham hamma jim quloq tutib turish kerak. Biz mana masalaga quloq tutmaymiz, masalada ham to'st to'polon yurdi surdi bo'laveradi, Qur'onga ham e'tiborimiz shunaqa. Mana qora kam o'tiribdilar, 80-chi yilda u yog'ida Fotihaga, Qur'onga, Qur'on o'qilgani borsa ertalabda. Qur'on o'qilishi bilan hatto eshik tagida kuzatib turgan, keldi ketdini kutayotgan musibat egalari ham oyog'ini ustiga o'tirar edi. Stul vaqtlarda stul yo'q edi. Oyog'ining ustida stul yerga o'tirardi, mana oyog'ining ustida. Hech kim tik turmasdi. U gapirish, salomlashlik, u qo'l berib ko'rishib, ko'ngil ko'tarishib u narsa yo'q edi. Ushi sayozlashib borgan sari bitta Qur'on o'qib qo'yish kerak, o'qib qo'ysin ular. Biz asosan ko'rishib ko'lni olib qo'yaylik. Kelib ketuvchiga rahmat aytish kerak, o'shanqa bilan og'irib qo'yamiz. Bu nimani ko'rinishi desa, bu kamoli bizni savodsizligimizdan ko'rinishi. O savodsizligimiz nimadan desa, manaqa aytilgan masalaga quloq tutmaslikdan. Yo quloq tutilsa, uni ma'nosini anglab tushunmaslikdan bo'ladi. Shuning uchun muhtaram azizlar,
bir masala eşsek, domla zor gapirdi degan gapları köp eşitamiz. O polonchi domla buna qana aytdi, ana qana aytdi, ya ula qaladi bunaqa deb rasa boplavardi. Gap uni boplashligida anaqasida emas. U aytilgan masalani mohiyati, mazmuni uni hayotga joriy etishlikda. Shu aytilgan masalaga amal qilib savob olishlikda. Mana shuning uchun mana narsalarga e'tibor berib qo'yishligimiz kerak. Avvalgi gapimizga qaytsak, payg'ambarimiz alayhisalom sizlar gunohingizni kechiradigan, Xudoni huzurida darajangizni baland qiladigan, jannatni eng oliy joylarga olib boradigan amal tahoratdir dedi. Musulmonchilik qanchalar oson? Bismillahni aytib qo'ysak, dozaqdan ozod bo'lamiz. Tahorat qilsak, gunohlarimiz ketadi. Tahorat bilan doim yursak, jannatni bo'lamiz. Jannatni eng oliy joydan joy olamiz. Va ikkinchisi kasratul xato ilal masajid. Endi bu tahorat behuda ketmasin. Bu tahorat qilgandan keyin orqasidan 5 vaqt namoz o'qilish kerak. 5 vaqt namoz o'qilinganda jamoatga buyurilganmiz, masjidga qadamni ko'paytirish kerak. Qancha ko'p qadam bosib borilsa, shuncha savob ko'p bo'ladi, shuncha gunoh o'chiriladi dedilar janob payg'ambarimiz. Va uchinchi Allohni jannatiga olib boradigan amal musulmon kishi bir namozni o'qib bo'lgandan so'ng yo Rabbi, sen bergan tanishchilik, xotirjamlik, ofiyat, sen bergan hidoyat bilan mana bitta ibodat, bitta namozni o'qib bo'ldim. İloho nomay amalimga daftarimga shu namozimni o'qidi-yu qabul qildim deb yozdirgin deb so'rab, keyingi namozga yo Rabbi umr bersang, yana shu keladigan umrimda seni ibodatingni qilsam, namozingni o'qisam, yana bitta xayrlik, yaxshilik amalni yozdirib ko'paytirib qo'ysam deb umid qilib tursa, mana shu 3 ta ishni o'zi musulmon kishini jannatga olib boradi dedilar janob payg'ambarimiz. Va mana shu ishga biz mana farzandlarni mana dunyo ishlaridan qancha quvonayotgan bo'lsak, ularni ham quvontirayotgan bo'lsak, kelgusida ularni oxiratdagi quvonchiga ham ega bo'lishligimiz uchun avvalo o'zimiz ota-onalar mana shu amallarni qilishligimiz kerak. Ana undan keyin farzandlarga ham mana shu narsalarni o'rgatib, odatlantirib, tarbiya berib borsak, inshaalloh ular ham kelgusida mana shu ne'matdan bahralanib, ana shu ne'mat sababli Alloh subhanahu va taoloning jannatiga musharraf bo'ladi deb umid qilamiz. Ana endi muhtaram azizlar, mana Rasuljon qori birodarimiz kelganlar, quvadan hali aytib o'tganimizdek, hammamiz jim quloq tutib turaylik. O idish yuvayotgandan tortib, ovqat qo'yayotganlar 1-2 minut, 3 minutdan keyin qilaveramiz. Qur'oni Karimni hurmati, ehtiromi bo'ladi, shuning uchun quloq tutib turinglar. Ana undan keyin ishni davom ettiraveramiz.